nedir? Vergi vermiyor. Vergi vermiyor. He. Annem anlatırdı. Bir de baktım diyor şey geldi. Bir, iki tane, üç tane subay işte. Geldiler kapıyı çaldılar. Nedir? Hanımefendi siz dikiş dikiyor musunuz ama vergi vermiyor musunuz? Bir kontrol etmek istiyoruz filan. Buyurun dedim diyor. Geçiyorlar içeriye. Böyle ip gelmişti annem. Gererdi onun üstüne kumaşları. Hı. Daha biçmediği kumaşlar onun üstünde durur. Elbiseler asılı orada birkaç tane. Provalık filan. Çok güzel dikerdi çünkü. O zaman mesela tayyör manto bile dikerdi. Yani. Vay be. He. Ondan sonra. E kumaşı nereden bakın, alıyordu? Bir numaralı tersisiydi yani. Kumaşı mamaşı nereden alıyordu? Öyle şeyden, dükkandan, mükkandan falan. Ya da diktirenler mi getiriyordu? Neyi? Kumaşı. Kumaşı kendi almıyor. Kumaşı şeyler getiriyor, gelen müşteri. Ha müşteri ne getiriyor, ha böyle tabii, bir kıyafet istiyorum tabii, diyor, onlar öyle dikiyor. Kumaşını alıyor, geliyor, modele bakıyor, ha. Model beğeniyor. Bu kumaştan, bu modelden bana elbise diktir mesela. Bu da dikiyor, hazırlıyor, geliyor provaya geliyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra işte bittiği zaman da gelip alıyorlar. Parasını ve o zaman veriyorlar. Sonra diyor geldi içeriye diyor. İşte konuştuk diyor, girdik buyurun dedim diyor, yok ben yani arkadaşlara dikiyorum dedim diyor. Yani dışarıya dikmiyorum. Diyorum iyi insanlar da çok var. Evet, bakıyor tamam. İşte çocuk, beş tane çocuğu var, beş tane çocuk yetiştiriyor, her biri de okuyor yani. Ya. Kimi lisenin son sınıfında, kimi ikide, kimi birde. Yani bir şekilde de okuyor onlar da. Şöyle bakıyor, İyi bir adammış işte. Diyor ki bunlar diyor işte ben tanıdıklarıma dikiyorum yani falan filan derken sinirleniyor şey yüzbaşım binbaşım hangisiyse etrafındakilere görmüyor musunuz diyor o konu komşuya dikiyormuş diyor hanım ne diyor şikayet ediyorsunuz gelip buraya. Ve diyor kafeyi çekti diyor sonra gitti teşekkür ettik ayrılırken de diyor bana. Beş çocuk büyütüyorsunuz yani demek istiyor. Tabii, tabii canım. Bu dikişle beş çocuk. Için, evet. O zaman da böyle terzi merzi çok yok yani ender bulunan şeylerden. Düşün bir manto bile dikebiliyor. Manto tayyor bile dikebiliyor. Bir de Diyarbakır'da. Bir de kofet. Sonra Diyarbakır'dan sonra nereye taşındınız? Diyarbakır'dan sonra işte amcam Malatya'daydı. O kıtlık mevsiminde, kıtlık döneminde savaş çıktı işte. Ha, savaştan dolayı kıtlık oldu. O kıtlık oldu tabii. Ve ekmek vesikaya bindi. Hep söylerler ya İsmet Paşa bizi kıtlığa soktu. Bilmem etti. Bilmem ne yaptın adam. Savaş var. Ondan sonra o şeyde baktık ki zorlanıyor biraz. Biz zorlanıyoruz diye. Amcam zaten şey yapmıştı. Çocukları da al gel sen ya buraya diye. Onun işi iyiydi orada o sırada yine. Zaten hep mal müdürüydü de o zaman da başka bir şey gelmişti. Neydi bilmiyorum Diyarbakır'da. Ondan sonra Diyarbakır'a geldik. Şeye geldik, Malatya'ya geldik amcamın yanına. Bir sürede beraber oturduk. Ondan sonra tekrar ayrıldık. Ayrı ev tuttuk kendimize filan. Ama o yani, arada sıkıntı çekmemişler. Mal müdürü ya o boğulanmış yani. Onlar bulmuşlar. Ekmek bulunmayan yerde yani hiçbir sıkıntı çekmedi. Kaç sene kaldınız Malatya'da? Malatya'da çok kaldık. Malatya'da bayağı kaldık. Ben evleninceye kadar Malatya'da kaldım. Sen kaç yaşında evlendin? Ben kaç yaşımda evlendim? 21 galiba. He. 20-21 galiba. O arada da ayağı bir ayağı ben bizdeydi. Gelir gider. Gelir gider şiir okur. Falan filan. yani. ya. Kara tutum çatal karabiciğim falan lafları. Neyse işte velhasıl o da öyle bir macera. Şiirle mi çaldı gönlünü? Şiirle mi çaldı gönlünü? Evet, evet. Ben nasıl öyle yani? Geçmiş dönem bundan ibaretti.